Videoya geçmeden önce arkadaşlar kısa bir durum olacak. Artık yeni sponsorumuz var. Yani Kassal TV arkadaşlar. Aşağıdaki zaten linkten kanalına gidebilirsiniz. Kendisi de Roblox ve Brawl Stars videoları çekiyor. Gayet de güzel videoları. Umarım beğenirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şöyle mesela şöyle şeyler yorumlardan şöyle bir şey duydum. Diyorlar ki mesela sen tağdansın, ben sana dislike falan atacağım diyorlar. Sonra işte ben sen tağda olduğun için like atacağım falan diyorlar. Arkadaşlar ben tağdanım diye like atmanızı yani like atmayın. Bu video beğeniyorsunuz. Eğer hoşunuza gittiyse beğenin. Şöyle mesela Tuğ'nun BLS açıldığı gün arkadaşlar Tuğ'un tanıtım videosunu çektik biliyorsunuz. Zaten onların da devamı gelecek. Mesela Umut 55'in TSK'sı falan şu an BL. Ama BL olmasaydı onların da videosunu çekerdim. Mesela TC falan onlar da BL. Onların da videoları da gelecekti ama BL olduğu için çekemiyorum. Mesela ben tağdanım diye dislike atmanız yani çok abartılı bir şey. Zaten bunları da yorumlarda belirtiyorum. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar sadece ben tağdan olup tağdan olmayıp onlara bakmayın arkadaşlar. Video güzelse videoyu beğenin. Video güzel değilse videoyu beğenmeyin arkadaşlar. Bu kadar basit. Bugün zaten taze olduğum için biliyorsunuzdur. Yeni güncelleme falan geldi. Diyorsunuz, kendiniz diyorsunuzdur. Hemen şunu biraz yükselteyim. Kendi kendinize zaten diyorsunuz bu güncelleme ne ara falan geldi. Diyorsunuzdur 2 gün önce mi 1 gün önce mi Play of Chat Paşa geldi. Biliyorsunuz Tanrı'nın en iyi developerlarından. Bir de yeni gelen bir tane developer ya vardı. Onlar bir gün içerisinde o kadar çok şey getirdi ki arkadaşlar. Ya siz bile hayran kalacaksınız. Şimdi hava kuvvetlerinden başlayalım. Bu arada arkadaşlar bu aralar izlenmemiz biraz düşmüş. Bir de izleme saatimiz biraz düşmüş. Şöyle mesela ben 80 Robux zaten söylemiştim. 80 Robux kazanmak istiyorsanız işte kanalıma abone olun. Gruplarımıza, Roblox grubumuza katılın. Ve bu videonun aşağısına güzel yorum yazıp isminizi bırakın demiştim. Onları yaptıktan sonra videonun ortasında da olur, sonunda da olur arkadaşlar. Bir tane şey bırakacağım. Özel kod bırakacağım. O kodu mesela ben alayım. Ben kazandım işte bu hesabın sahibinden, YouTube kanalının hesabından 80 lira değil 160 alacağım. Çünkü o koduyla birlikte atan kişiye 160 vermiş oluyorum. Yani diyeceğim o ki video başından sonuna kadar izleyen zaten yakında 1000 aboneye ve 4000 görüntü izlenmeye geçmiş olacağız. Umarım bize destek verirsiniz. Zaten 10 dakikalık video olacak. 10 dakikanızda bana ayırsanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Hava kuvvetlerinden başlayalım. Burada küçük bir böyle garaj eklendi. Şuralar falan doldurulur. Yani bina falan var içinde. Oralar doldurulur diye düşünüyorum. İşte burada uçak park etmesi, eğitim alanları falan eklendi buraya. Bir de artık müthiş bir tane uçaklarımız var. Yani kendi yapımlarımız ikisi de. İkisi de aynı ama güzel olmuş bence. Görüyorsunuz zaten. Nasıl sürülüyor hiçbir bilgim yok. Bir de hemen göstereyim. Spamlayayım bir tane. Yine arkadaşlar helikopterimiz var. Diğerleri zaten şurada hala var. Ama bunlar yeni gelen yeni yapım yani file değil. Clay of Jet Paşa veya o yeni gelen developer arkadaşlar. Yani özenerek kendi yapımıyla yaptım. Bunları zaten belli olur. Dediğim gibi iki tane uçak, iki tane helikopter eklendi. Bir de şu dokular falan değiştirilmiş galiba. Bir de arkadaşlar burada bir tane şey vardı arama. O ikiye çıkartılmış. Biraz önce donlayla arkadaşlar video yani kayıt alamamışım. Şu an fark ettim.
Şimdi jandarmaya geçelim. Burada jandarmadan şöyle trafik birimimiz eklendi, zaten görüyorsunuz. Trafik biriminin burada ek binası vardı. Bu değiştirildi ve böyle bir şey yapıldı. Burası biraz yükseltildi ve bina böyle biraz genişletildi. İçlerine galiba şuraya sorgu odası falan yaptılar. Çok güzel olmuş. Başka da güncelleme yok jandarmada. Bir de üstte böyle anten gibi bir şey eklendi. O da güzel olmuş. Ve arkadaşlar, bu güncellemede en sevdiğim detay ise, mesela ben kara kuvvetliyim, tank sürüyorum. Şu yeni gelen helikopter veya uçak tanka vurdu, patlıyor. Zaten şurada görüyorsunuz. Tank da aynı şekilde, helikopteri vurarsa helikopter de patlıyor. Görüyorsunuz şu an zaten yanıyor. Yakında böyle ev şeye gelebilir, mesela söndürme aracı falan gelebilir bazı birimlere. Mesela deniz kuvvetleri söndürmeyle şey alabilir, mesela bunu siklip dile su alıp bunu söndürmeyle görevli olabilir. Zaten yeni tanklar falan da eklendi. Şimdi kara kuvvetlerine de geçelim. Yeni tankımız bu değil, bu vardı. Hemen onu da göstereyim. Bu yeni tankımız arkadaşlar, görüyorsunuz. Bununla bu, yani bu biraz mini, diğeri de biraz daha küçük diyebiliriz. Burada da obüs aracımız var. Yani obüs mü bilmem adı, ama işte taramalı galiba. Üstten biri değil de şu yandan veya bu kendi koltuğundan oturan kişi bunu sıkabiliyor diye biliyorum. Bir de biraz önce bir tane araç görmüştük. O galiba kod ile spamlanıyor. O da çok güzeldi. Bu değil. Bunun böyle daha versiyonunu arkadaşlar. Yani kara kuvvetleri de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir kara kuvvetlerinde. İşte dediğim gibi skripler falan çok güzel olmuş. Kere izabeti arkadaşlar şöyle oldu. Burada şuraya gidelim hemen. Toplantı odasının yeri Cem Paşa'nın odası oldu. Sonra burada hapishane gibi bir yer vardı. Burası artık böyle dönüştürüldü. Ve içinde hala hapishane var, gördüğünüz gibi. Kameralar falan ekler. Yani Cem Paşa'nın odasında arkadaşlar kameralar, bakma yeri de falan da var. Ve yani küçük detayları da göstereceğim. Buraya bir tane kafe falan eklendi. Güzel olmuş kafede. Eğitim alanlarında şurada çok yakında gelecek bir tane şey var. Zaten üstünde yazılmış. Eğitim yani parkı olur veya başka bir şey olur bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar sınır müfettişine geçelim. Sınır müfettişiyle askeri izabetin çok değişti. Yani ben bunu kayıt alırken yanlışlıkla kayıt almadığımı fark ettim ve sil baştan yaptım. Burada çok ya, eklenecek bir şey yok. Şuralar biraz genişletilmiş olabilir. Yani çok çok emin değilim. Burada zaten görüyorsunuz yine şeyleri. Buradan gezdikten sonra burası Hatıra Adası. Buraya en sevdiğim oda artık. Toplantı odası falan var. Yine toplantı ediliyor burada. Bir de Ruas Paşa'nın ofisi var. Görüyorsunuz. Buraya Hatıra Adası sizin için neden önemli derseniz, benim 2 aylık bir sevmesini dediğimde bir tane fotoğraf çekilmiştik. Hatıra Adası'nda onu da koymuşlar. Güzel olmuş onu. Sınav müfettişinde bir de sınav filan düzeltildi. Güzel olmuş. Bir de şu nöbetçiyi yine eklenmiş. Şu an birinci bağış birincisi Gökbey Paşa. Gökbey Paşa da iyi para varmış ama 4.200 robot bağışlamış. İşte buralar filan düzeltildi. Bence daha güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar özel kuvvetlere geçelim. Özel kuvvetlere geçmedim yani, çünkü güncelleme gelmemiş. Sadece yukarı hava kuvvetlerinin helikopterin yarışabileceği bir yer eklenmiş. Bir de şurayı ben görmedim. Oraya ne yapılıyor bilmiyorum. Şurayı da göstereceğim. Buraya da böyle gözcü kulesi falan eklenmiş. İşte helikopter buraya geliyor. Şu reisleri gözlem amaçlı. Buraya bir şeyler eklenmiş. Burada da park yerleri var. Oraları da göstereceğim. Arkadaşlar şok edeceğiniz şey bu. Burada sınır müfettişinin bir yeri eklenmiş ve buradan kapılar falan açılabiliyor. Eskiden şuradaydı. Oradan alınmış, buraya getirilmiş kapı. Burada askeri zabitin binası ve sınır müfettişinin ek binası var, gördüğünüz gibi. İşte buradan
Raid'ler falan karışmasın diye burayı gözlem amaçlı tutuyorlar. Ve burası hava kuvvetlerine aitti. Buraya da bir tane kapı eklemişler. Sadece hava kuvvetlerini açtı. Kapı da buradan kaldırılmış. Bence daha çok güzel olmuş. Başka ne kaldı? Bir de deniz kuvvetleri kaldı. Deniz kuvvetlerine geldiysek bir de eski incelemede yapılan hatayı söylemiştim. Developerlar da onları düzeltmiş. Buraya bir tane büyük kapı vardı ama yanlardan gemiler geçebiliyordu. O kapıyı kaldırmışlar. Buraya sadece böyle koymuşlar. Bence daha güzel olmuş. İşleri falan aynı, sadece havuz doldurulmuş. İşleri hala aynı. Yeni araçlar da gelmemiş. Zaten Deniz Kuvvetleri'nin güzel aracı var. Ve arkadaşlar bu yol bozulmuş. Neden bozuldu bilmiyorum. Belki bir şey, başka bir şey getirecektir. Veya gösteriş amaçlı böyle daha iyidir bilmiyorum. Yani bu güncellemeler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi biraz görüntülenmemiz ve izlenme saatimiz düşmüş. Sadece arkadaşlar 1000 izlenme saati ve yaklaşık 150-200 abonemiz kaldı. Bin işte para kazanmamız açılınca. Ve şöyle mesela para kazanma açılınca şöyle bir şey yapacağım. Yani her hafta iki kere falan canlı yayın gelecek. Ve canlı yayınlarda arkadaşlar şöyle yaklaşık her canlı yayında 5 arkadaşımıza Robux hediye edeceğim. Sonra Zula oynarsak arkadaşlar Zula da işte Za hediye edeceğim falan. Yakında zaten Zula videoları da gelecek. Ve arkadaşlar şu an hala devam eden ta Discord'umda çekiliş bölümünde hala devam eden 3 arkadaşımıza 2200 Robux şeyleri devam ediyor. Eğer onlara katılmak istiyorsanız ta'ya katılıp Discord'una girebilirsiniz. Arkadaşlar bunun zaten YouTube dersi gelecekti ama YouTube dersini biraz erteledim çünkü güncelleme daha önemli diye düşündüm. Bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.